Yüksek Seçim Kurulu bir yılı aşan kesinleşmiş mahkumiyetleri bulunduğu gerekçesiyle bazı terör yandaşı bağımsız adayın adaylıklarını iptal etmiştir. Elbette hukukun kararına saygı duymak hepimizin sorumlulukları arasındadır. Buna karşılık PKK uzantılarının aday olamayacağının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanması üzerine Türkiye bir dehşet ve şiddet sarmalına sokulmuştur. Nitekim bu süreçte bankalar yakılmış, PTT şubelerine molotof kokteyl atılmış, belediye iş makineleriyle polis panzerlerinin üstüne saldırmış, sokaklar talan edilmiş ve kanlı terör pisliğini her tarafa bulaştırmıştır. Terör maşaları kinlerini kusmuşlar ve savaştan bahsedebilecek kadar kendilerini kaybetmişlerdir. Hukuki bir içeriği olan konu birdenbire ülke güvenliğini ve vatandaşlarımızın emniyetini tehdit eden bir hüviyete bürünmüştür. Diğer tarafta da gazete köşelerinde, ekranlarda mayınlı demokrasiyi savunan C4 etiketli özgürlük ve barışa arka çıkan çürümüş kalem ve fikir sahipleri el birliği etmişçesine siyasi bölücüleri desteklemenin demokrasiye sahip çıkmak olduğunu iddia etmişlerdir. PKK taleplerine duyarsız kalmayan ve AKP ile aynı kaptan yiyen ana muhalefet partisi CHP ise meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştır. AKP de kararı eleştirmiş, meclis başkanı kararın gözden geçirilmesini istemiş ve cumhurbaşkanı ise herkesi yapıcı olmaya ve sorunun aşılması için hukuki ve siyasi çaba vermeye davet etmiştir. Bunlar hepimizin gözü önünde cereyan eden beyanlardır. Yüksek Seçim Kurulu'nun 17 Nisan'da seçilme yeterliliğine haiz olmadığını belirlediği siyasi bölücülerin yapılan itirazlar neticesinde 21 Nisan'da aday olmalarının önü açılmış ve kararlaştırılmıştır. Şimdi şu soruları millet adına sormak hakkımız ve görevimizdir. Türkiye'nin 3 günlük zaman zarfında muhatap olduğu öfkenin ve zararın hesabını kimler nasıl verecektir? Madem seçilmeye engel mahkumiyetlerin olduğu baştan bellidir ve menmu hakların iadesi gerekmektedir, o halde buna Yüksek Seçim Kurulu tarafından neden riayet edilmemiş? Gerekli ikazlar neden yapılmamıştır? 3 günlük süre içinde kimler, hangi vasıtalarla Yüksek Seçim Kurulu'nu etkilemeye ve kararını değiştirmeye zorlamıştır? Cumhurbaşkanının Yüksek Seçim Kurulu nezdindeki girişimlerini ve belgeler tamamlandığına göre bir problem olmaması gerekir sözlerini nasıl anlamak ve ne şekilde yorumlamak gerekecektir? Dört bir koldan PKK'yı meclise sokmaya ve hukuku sefil bir hale getirmeye kimin ne hakkı ve ne haddi vardır? Türkiye'nin bu zillete düşmesinin ve maruz kaldığı aşağılanmışlığın hesabını hangi çürümüş devlet ya da siyaset adamı verecektir? Yüksek Seçim Kurulu'nu kimler tesir, tavsiye, yönlendirme altına almaya çalışmıştır? Bundan sonra şiddet yoluyla her kararın değişeceğini gören hainlerin nerede ve hangi seviyede duracağını kestiren, bununla ilgili bir değerlendirmesi olan var mıdır? Başbakan Erdoğan'ın bölücü kalkışma yaşanırken, caddeler alev alev yanarken, devlet ve millet onuru tahrip edilirken neden konuşmadığı ve herhangi bir tepki vermediği açıklığa kavuşturulmalıdır.
AKP hükümeti 3 gün içinde teröre bir kez daha teslim olmuştur. Tehditlere, şantajlara bir kez daha boyun eğmiştir. Ve PKK'nın meclise girebilmesi için bir kez daha harekete geçmiş ve inisiyatif almıştır. Hukuku etkilemek ve alınan kararları etkisizleştirmek için her yol denenmiş ve PKK'lıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması için geniş bir kirli ittifak faaliyeti içinde olmuştur. Dün siyasi bölücüleri konutlarda ağırlayanlar, bugün meclise girebilmeleri için olağanüstü çaba sarf etmişlerdir. Hukuk yandaşların elinde ve telkin altında tel tel dökülmektedir. Karşı karşıya olduğumuz bu tablo şüphesiz 12 Eylül referandumda çıkan evet kararının sonucudur. Ha burada düzmece mahkemeler kurarak teröristleri affedenler, Hizbullah militanlarını ahlaksızca salıverenler bu defa da bölücü mihrakları meclise taşımak için hukuku hayasızca eğip bükmüşlerdir. AKP hükümeti hukuku temelinden sarsmış, adaleti dumura uğratmış ve üstünlerin hukukunu ortadan kaldırayım derken kendi hukukunu tesis etmiştir. Bu AKP'nin bölünme hukukudur. Yeni Türkiye olarak şimdiden fikri altyapısı oluşturulmuş, bölünmüş Türkiye'nin hukukudur. Bu İmralı ve Kandil hukukudur. Yeni Türkiye'nin siyasal yapısında bir AKP vardır ve bir de PKK'nın siyasi uzantıları yer almaktadır. Bu projenin içinde Türk yoktur. Türk milleti dağılmış haldedir. İşte bunun için bölücülerin mecliste olması gerekmektedir. Caniler bu uğurda her şeyi göze almışlar, her iğrençliği sergilemekten imtina etmemişlerdir. Öyle ki PKK uzantılarının adaylıklarının sarsıntıda olduğu süre içinde şerefsiz eller Türk bayrağına musallat olmuşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerini harap etmişlerdir. Bayrağın hakarete uğraması, yerlerde çiğnenmesi ve yırtılıp atılması PKK'yı meclise taşımaya çalışanlar için ne ifade etmektedir? Vatan, milli kimlik, millet, namus ve cumhuriyetten bunlar ne anlamaktadır? Bölücülerin başvuru belgelerini yakından takip eden Cumhurbaşkanı, milletimizin itibarıyla, milli değerlerimizle neden bu kadar ilgilenmemektedir? BOP eş başkanı ise kendisinden beklenildiği gibi gelişmelere sessiz, tepkisiz ve seyirci kalmıştır. Ancak sıra Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Türk milliyetçilerine geldiğinde başbakanın hakaretleri, küfürleri ve kötü sözleri peş peşe sıralanmaktadır. Hiyanet mensupları ne yaparsa yapsın, ne derse desin, sesini çıkarmayan başbakan milliyetçi harekete karşı her fırsatta düşmanlık yapmaktadır. Zehirli dilini sürekli çıkarmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yüksek öğretime geçiş sınavında yaşanan kopya rezaletini protesto etmek için gösteri yapanların karşılarına 5-10 bin kişi çıkarmaktan bahseden Başbakan Erdoğan'a demiştim ki, Sayın Erdoğan, 10 bin milisinle Taksim'e gel. Ben de 1000 bozkurtlumla
oraya geleyim. İnanıyorum ki Kasımpaşa'ya kadar ardına bakmadan kaçacaksın. Şimdi tekrar söylüyorum. Buradan bir kez daha meydan okuyorum. Başbakan'a ve yanaşmalarına bir defa daha sesleniyorum. Madem gençlerin karşılarına çıkacak kadar 10 bin kişilik milis gücün ve kara gömleklilerin vardır, o zaman ben de seni Taksim'de 1000 bozkurtumla karşılamaya hazırım. Titreye titreye Kasımpaşa'ya kadar arkana bakmadan kaçacağından eminim. Eğer cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa, önce İstanbul'u yaşanmaz hale getiren çetelerden, bölücülerden temizle. Madem milislerine bu kadar güveniyorsun ve gençlerin karşılarına çıkaracak kadar besledin, o halde bu zamana kadar İstanbul'u yakıp yıkanlarla neden mücadele etmelerine rıza göstermedin? Türk gençliğinin hakkını savunmak için varız. Ayaktayız ve Recep Tayyip Erdoğan'a asla fırsat verdirmeyiz.